Evet, herkese yeniden merhabalar. Yeni bir Rust eğitim videosuyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü konumuz struct'lar. Struct dediğimiz şey hani pek Rust kullanmayanlar ya da diğer Java gibi C gibi dilleri kullanmayanlar bilmeyebilir. Bir nevi obje aslında. Python'daki aslında Java'da da obje diye geçer. Nesne diye geçer. Tabii Rust programlama dilinde obje yok. Yani nesne tabanlı bir programlama dili değil ama nesne tabanlı programlama dillerinin yapısına benzer veri yapıları mevcut. Bunlardan biri de işte struct veri yapıları. Struct veri yapıları nasıl kullanılıyor? Şuradaki gibi aslında görebilirsiniz. Tabii benim görüntüm nerede? Benim görüntüm yok. Neyse, şimdilik kalsın, gerek de yok. Evet, burada mesela struct veri yapılarına baktığımız zaman neler var mesela? Burada iki tane veri yapısı oluşturmuşuz, struct oluşturmuşuz. Person ve student diye. Mesela bir diyelim ki struct yapısı oluşturuyorsanız genelde işte bu struct veri yapısında hangi field'lar vardır? Hangi field'ların veri türü nedir? Bunları belirtmeniz gerekiyor. Yani diğer programlama dillerinin aksine burada her bir kısmın veyahut efendime söyleyeyim veri yapısının field deniliyor buna. Öncelikle bir bakayım. Translate ile bir bakayım. Field nedir? Çünkü bu tam bilmeden açıklama da yapmak. Alan, evet, mantıklı. Yani her bir alanın veri yapısı nedir? Bunu bilmek gerekiyor. Bu alanlar her türlü veri yapısı olabilir. Yani i32, f34, f64, string, str, efendime söyleyeyim başka bir struct yapısı da olabilir. Enumlar bile olabilir. Biz burada iki tane dediğim gibi oluşturmuşuz. Mesela person veri yapısına baktığımız zaman mesela hangi field'lar var? İşte id var, first name var, last name var. Tabi burada biz string kullandık. Normalde performans açısından string ya da str olsun mu olmasın mı diye düşünürseniz performans açısından str'dir. Çünkü str bir referanstır. Aslında yeni bir alan oluşturmaz bellekte. Yeni bir efendim söyleyeyim kimlik oluşturmaz. Ama ne yapar? İşte bir referans kullanır. Fakat Rust'ın ownership ve borrowing olayından dolayı lifetimes dediğimiz bir şey burada devreye girer. Biz o yüzden str'yi şimdilik kullanmıyoruz ki ben kendim hala bile kullanmış değilim. Gerçekten kontrol etmesi zor. Ha, ama eğer bir kütüphane yazıyorsanız o zaman str kullanmanız tavsiye edilir. Çünkü sizin oluşturduğunuz veri yapıları sizin oluşturduğunuz diğer veri yapılarıyla uyumlu olsun yeter diyebilirsiniz. Bu arada ben görüntüyü aktaracağım çünkü beni görmezseniz olmaz. Bu da önemli çünkü. Buradan bakalım bakalım. Bu değil. Başka ne var? Biraz bekleyin, hemen yapıyorum bunu. Tamam. Bunu biraz küçültelim tabii ve köşeye alalım. Şurada dursun. Tamam. Böyle daha iyi. Burada işte dediğim gibi biz bir ID oluşturduk. Genelde hani eğer veri tabanı kullanmıyorsanız buradaki ID pek fazla bir anlam ifade etmeyebilir size ama bir veri yapısı kullandığınız zaman bu ID person kişisi artık her neyse sizin elinizde sadece bir tane person veri yapısı olmayacak. Çok fazla bir person veri yapısı olacak. Dolayısıyla sizlerin işte bu dizi olarak düşünün mesela elinizde 1000 tane person var. Bunları birbirinden ayırt eden bir veri bloğuna ihtiyacınız var. Alanına ihtiyacınız var. Buradaki işte field dediğimiz ID'si mesela ayırt edici bir özelliktir. Burada biz i32 kullandık ama çok daha profesyonelce yapılması gerektiğinde buraya aslında i32 değil unique ID dediğimiz uuid diye geçer. Unique ID kullanılır. O da string olur aslında ama şimdilik bu detaylara girmeye gerek yok. ID i32 dediğiniz zaman veri tabanlarıyla uyumlu olan bir veri türü oluşturmuş oluyorsunuz ID için. First name tabi burada nasıl yazıldığına da dikkat edin. Syntax'ına dikkat edin. Öyle
İşte eşittir kullanılmaması gerekiyor en azından. Person'ın field'larını birbirinden ayırınca işte mesela virgül atıyoruz. Field alanının adı burada, sonra iki nokta üst üste, daha sonra veri yapısının türünü belirtiyorsunuz. İşte i32 first name nedir? String'tir. Last name nedir? O da string. Öte yandan mesela student'a geliyoruz. Student nedir? İşte bir person'dır. Ama ayrıca bir de numarası vardır. Mesela okullar için düşünün. Hem adı, soyadı ve ID'si vardır, kimlik numarası vardır ama ayrıca bir de okuldaki okul numarası vardır. Ama okul numaraları mesela genelde U falan filan olur, U8, U32 gibi bir değer alır ama veri yapılarını eğer veri tabanlarıyla kullanacaksanız mesela Postgres'te genelde ID'ler I32 veri türünde kullanılır ya da özellikle serial number bir alan kullanıyorsanız veri yapısında. O yüzden benim size tavsiyem veri tabanıyla içli dışlı bir struct kullanacaksanız i32 kullanın her zaman için. Peki biz bu struct'ları nasıl tanımlıyoruz veya nasıl bir struct yapısını oluşturabiliriz ya da nasıl çağırabiliriz? Bunlara biraz değinelim. Mesela burada biz bir person oluşturduk. Person oluşturduk ve nasıl oluşturmuşuz? Mesela işte let person bir tane bellekte person adında bir değişken oluşturmuş oluyoruz. Bu person nedir? Bu person bir person struct'ına ait bir değişkendir. İşte person'ın field'ları nedir? Mesela işte ID 5, first name Mehmet, last name Erivol diye yazdık mesela. Ama burada mesela dikkat etmeniz gereken şey şu. Diğer programlama dillerinden farklı olarak. Siz eğer şunu yazmasanız bu bir string değil, bu bir str olur. Ali ya bunu ekleyeceksiniz. Veyahut şöyle yapacaksınız. String from Mehmet. Bu ikisi de şurası da veya şurası da aynı kapıya çıkar aslında. Bir str'den string türetiyor. Tabii başka yöntemler de var. Mesela string new de diyebilirsiniz. Gerçi new sanırım parametre almıyor olması lazım ama emin olmak için deneyelim bakalım. Hata verecek mi? Şurada hata verebilir new'de çünkü new boş bir evet tahmin ettiğim gibi zero argument alır. Yani boş bir string oluşturur ama biz ona argüman verdik. Setter argümanı verdik. Tabii ben genelde bunlardan ziyade şunu kullanıyorum. To string diye yani string'e çevir diyorum. Bu şekilde tanımlıyorum. Mesela şu anda biz bir person oluşturduk. Bu person'ın verilerini de girmiş olduk. Şimdi bunu println ile çağıralım. Bakalım ne olacak. Bunları anlatıyorum çünkü ilk defa Rust kullananlar genelde bu gibi konularda biraz işte yeni bir şey görmüş oluyor. Biraz afallama olabilir. Bakın mesela burada hata verecek. Ne diyor? İşte person cannot be formatted using işte şu formatta yazılamaz diye bir şey söylemiş. Bunun sebebi nedir? Help. The trait debug is not implemented for person. Bizim ekrana bir şey yazdırabilmemiz için print ln makrosunda kullanabilmemiz için bir değişkeni o değişkenin o veri yapısının debug drive'ına eklenmiş olması gerekiyor. Ki bu da aslında gayet basittir. Bakın burada mesela not olarak düşmüş. Bunu ekleyeceksin diyor. Kopyalıyoruz. Geliyoruz bakın sadece bunun üstüne şunu yaptık. Ekledik. Bakalım olacak. Bu biraz zaman aldı. Bilmiyorum ya. Çok yavaş çalışan bir sistem. Kendi bilgisayarımı da sürekli örneklerle doldurmak da istemiyorum. Yalan olmasın. Hata verip duruyor. Hala bile boş ya. Neyse. Yani ekrana yazdırmaya çalışıyoruz. Ne kadar zor olabilir? Yani ne kadar yavaş çalışıyor ki bu sistem? Bir türlü olmuyor. Wow. Ne kadar kötü ya. Ne kadar kötü ya. Ne kadar kötü ya. Bir tane en basit haliyle bir şey run ediyoruz. Onu bile çalıştıramıyor ya. Hele şükür.
Evet, gördüğünüz gibi burada person'ı ekrana yazdırmış olduk. Tabi burada dikkat etmeniz gereken şey aslında Rust veri yapısının kendisini olduğu gibi yazdı. Dikkat ederseniz biraz da JSON veri yapısına da benziyor. Bu açıdan mesela veri yapılarını JSON'a aktarmak, JSON'dan veri yapılarını alıp işte struct'a aktarmak da gayet kolay olabiliyor. Ama mesela bunu şöyle de yapabilirdik ya da böyle yapsaydık kolay olmaz mıydı? Default. Yani diğer dillere biraz benzemesi için default veri yapısını kullanabilirdik. Bakalım oluyor mu? Hata verecek. Default font for struct person Candidates. Default. Default drive'ını yüklüyoruz. Bakın. Bunu yüklediğimiz anda bu person'ı hiçbir veri girmeden de oluşturabiliyoruz. Şöyle. Tabi burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bunu da birazdan açıklayacağız. Bakın standart default ayarlarla, default veri yapısıyla bize bir person oluşturdu. Peki bu nasıl çalışıyor? Onu anlatmak gerekiyor. Default aslında şuna biz implement ettiğimiz zaman, person struct'ına implement ettiğimiz zaman şuradaki her bir field, her bir alan default'a uyumlu olacak. Mesela standart veri yapılarının çoğu default zaten implement edilmiş halde. Mesela bir ID'nin default değeri kaçtır diye düşündüğünüz zaman EE32'nin 0 yapmış bakın mesela. Veya first name bir string veri yapısındadır. Default mesela buna implement edilmiş, string veri yapısına implement edilmiş standart Rust kütüphanesinde. Haliyle siz string'i de default olarak çağırabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. Let first name diyelim. Eşittir. String default. Bakın bu da mesela default olarak bir tane string oluşturabilir. Neden? Çünkü string default driver'a implement edilmiş halde. Eğer implement edilmemişseydi mesela string ne olacaktı? Buradaki default dırdır edecekti. Diyecekti ki ben person struct'ındaki bütün veri yapılarına implement edilmiş değilim. Dolayısıyla ben çalışamam. Mesela şöyle yapalım. Student ekleyelim. Mesela student default olsun ama person olmasın. Bakın yine de oldu. Buradaki de mesela hiç hata vermedim. First name'dir mesela şudur. Ha, tabii bu ekrana yazdırdığımız first name ile buradaki first name ayrı ama sonuçta çalıştı. En azından default bir değer üretebiliyor yani. Şimdi biz mesela bir student oluşturalım. Şunu kaldır. Student diyelim. Student veri yapısı student struct'ına ait. Burada oluşturduk. Şimdi biz bunu mesela default yapacağız. Verileri tek tek girmek yerine default diyelim. Çalışmaz. Çünkü bu default student veri yapısına implement edilmemiş. Bunu buradan çıkaralım. Gelelim şuraya ekleyelim. Hem debug hem de default student veri yapısına implement edildi. Ama şimdi mesela default trait'i biraz dırdır edecek. Bakın ne diyecek. Tabi burada bir dırdır ettiği başka bir konu var. Onu da yapalım. Student diyelim. Çalıştıralım. Bakın. In this deriv micro expansion student person person the trait default is not implemented for person. Diyor ki ben default trait'ini şuradaki field için çalıştıramıyorum. Çünkü person default'a entegre edilmiş değil. Her ne kadar person'ın alanları default'a entegre edilmiş olsa bile person'ın kendisi default'a entegre olmadığı için buradaki veri yapısı isyan ediyor. Yani default daha doğrusu isyan ediyor. Person'ı da default'a implement et diyor. Bunu da implement etmenin yolu gayet basit. Default yazdık. Bakın şimdi mesela hepsi gayet güzel bir şekilde çalışacak. Tabii eğer gördüğünüz gibi
İşte person oluşturmuş. Person nedir? Person'dır. Daha sonra işte öğrencinin numarası nedir? Sıfırdır. Hepsi default değerlerini aldı. Şimdi burada tabii sadece bu şekilde veri üretmek olmaz. Mesela başka bir de şöyle üretebiliyorduk. Bunu nasıl üretebiliriz? Person deriz. Buraya da person veri yapısını oluştururuz. Virgül. Person'un mesela default'unu alalım. Ve diğerleri bakın. Şuraya bakın. Mesela hiçbirini oluşturmasam bile default dediğim zaman bakalım çalışacak mı? Çalışma ihtimali var çünkü. Mantıksal olarak çalışması lazım. Tabii ki de bir bu signal keyword bilmem neyi ne demese biraz hızlı çalışsa çok daha güzel olacak. Hani gerçi Allah onlardan razı olsun yapmışlar yani sonuçta bir şeyler. O kadar da kızmaya gerek yok. Ama keşke bu kadar da yavaş çalışmasa. Hadi arkadaş Allah'ını seversen çalış. Allah'ını seversen biraz hızlı çalış. Bakalım ne dedi. Not found in this scope. Şöyle yapsak nasıl olur? Number 0 olsun. Geri kalanları default değerini alsın. Default muydu? Core default pin utils default. Şöyle mi yazmamız gerekiyordu acaba? Default. Evet. Şöyle yazmamız gerekiyor. Bakalım. Deniyorum. Yani böyle bir yöntem de vardı ki bu benim çok hoşuma da gitmişti. Estetik görünmüştü. Burada şimdi yaptığı şey şu. Aslında şu number'ı da silsek. Yaptığı şey nedir? Ben diyorum ki student'ın bütün veri yapılı ama burada önemli olan şey şu. Biz şöyle de yapabilirdik. Mesela buraya da default ekleyebilirdik. Bu da bütün hepsini default olarak oluşturabilirdi ama bütün hepsini default olarak yapmak zorunda değilsiniz her zaman için. Bazen işte bazı field'lar alanlara veri girersiniz. İşte geri kalanlarını default yaparsınız. O yüzden diyorum mesela benim hoşuma gitmişti. Burada mesela ben demişim ki işte student'ın bütün field'larını default olarak gir. Ama şöyle de yapabilirdim. Mesela biz az önce person için herhangi bir default kullanamıyorduk. Implement ettik, öyle kullandık. Mesela geliyorum buraya number diyorum. İşte number kaç olsun? 15 olsun. Geri kalan field'lar default olsun diyorum. Mesela bunun kullanımı gayet güzel bu açıdan. Bakın sadece number 15 oldu. Geri kalan fiyatlar için ben ne kullandım? Person default değerini alsın dedim. Bu iki nokta bu anlama geliyor. Yani diyor ki student'ın atanmayan ya da değer almayan bütün fiyatlarına default olarak değer yükle. Varsayılan değerlerini yükle demiş oldum. İki noktanın anlamı o. Default ve default dediğiniz zaman burada çünkü biz mesela student için default kullanmıyoruz. Default trait'inin default fonksiyonunu kullanıyoruz. O orada eksik kalan bütün field'lara ne yapıyor? Hepsine varsayılan değerlerini tek tek atamış oluyor. Tabi burada zaten geriye bir tek person field'ı kalmış student için. Onu eklemiş olduk. Başka nasıl yükleyebiliyoruz? Tabi başka istersek person de yükleyebiliriz. Mesela person 2 nokta person diyebilirsiniz. Mesela default değerini oluşturduk. Person default. Bu da mesela az öncekinin aynısı aslında. Ama biraz yazılım kuralı biraz daha farklı. Az öncekinde ben default değerini olduğu gibi bütün field'lar için kullandım. Ama burada ben sadece person field'ını default değerleriyle aktarmış oldum, oluşturmuş oldum. Bu da mesela uygun bir kullanım ama başka kullanımlar da var. Mesela ne yapabiliriz?
Şöyle olabilir bakın. Let diyelim ki person diye bir değişken oluşturdunuz. Nedir? İşte person struct'ına aittir. İşte default bir değeri olsun demiş olalım mesela. Ben buraya artık bunu yazmama gerek yok. Rust programlama dilinin güzel bir tarafı da bu. Person adında bir değişkeni person field'ı için kullanabiliyorum. Yani ben buraya mesela person'ı ne olsun? İşte person'dan gelen değer olsun diyorum mesela. Şuradan gelen değere eşit olsun diyorum. Gerek yok artık. Rust diyor ki aman onu ne uğraşacak? Sil gitsin işte person. Anladım yani. Person. Mesela aynısını bakın number için yapalım. Let number eşittir 15 dedik. Burada da aynısı şekilde. Bakın. Daha temiz oldu. Görüntüsü daha güzel oldu. Bu şekilde de struct'lara veriler ekleyip oluşturabilirsiniz. Tanımlama yapabilirsiniz. Gayet de güzel aslında kullanımları oluyor. Çalıştır. Bakın mesela gayet güzel. Aha, default yazmışım. Tabii default olması lazım. Yes. Peki ne yapabiliriz başka? İçeriklerini değiştirelim. Mesela biz bir tane person oluşturduk ama person'ın değerlerini değiştirmedik. Ne yapabiliriz mesela? Let mood person default işte person id eşittir 25. Person first name eşittir işte Mehmet. Ama bakın Mehmet yeterli değil. Tekrar söylüyorum. Mehmet bir str'dir. String değildir. Ama first name nedir? Bir string'tir. Dolayısıyla siz bunu string'e çevirmeniz gerekir. Şimdi mesela çalıştıralım. Bakın bu defa first name ve id değişecek. Başka gelelim buraya bir de person yapalım. Borrowed of mood value person. Tabii bunu bildiğiniz gibi işte borrowing olayından da az çok anlatmıştık ama şimdi doğrusu borrowing olayı ya da ownership olayı struct'larla beraber çok daha fazla anlam kazanıyor. Ben geçen hafta hani demiştim ya elimde örnek yok aslında. Çünkü orada düşünüyorum, taşınıyorum ama struct anlatmadan ownership'in bazı kısımlarını anlatmak biraz zor oluyor. Burada bir miktar aslında ipucu veriyor. Tabii haftaya bir sonraki derste bunu biraz daha detaylı anlatacağız. Şimdi bizim person adındaki değişkenimiz geldi ve şurada student değişkeninin içerisine atandı ve borrowing dediğimiz sınırlarını yani ödünçlüyü student değişkenine gitti. Biz person drop edildikten sonra yani sahipliği bittikten sonra person değişkeninin artık herhangi bir sahipliği yok. Herhangi bir değere sahip değil. Kim o değerlere sahip artık? Student o değerlere sahip. Haliyle biz artık person'ı buradan sonra kullanamayız. Zaten burada drop edilmiş oldu. Gerçi tam olarak burada drop değil. Daha çok borrowing yani ödünç alma olayları gerçekleşiyor. Student değişkeni person değişkeninin değerini bellekteki yerini aldı. Artık sahibi kim? Student. Dolayısıyla biz artık person'ı kullanamayız. Haliyle. Ama başka ne var? Başka ne var? Şimdi mesela şöyle yapalım. Yapalım mı şimdi? Yoksa ortalık karışabilir. Ortalık karışabilir. Şimdilik kafa karıştırmayalım. Biz mesela burada person'ı kullanamıyoruz. O yüzden student mesela diyorsunuz. Yine işte hangi field'ını kullanacaksınız? Tabi burada şimdi ne zaman şu iki noktaları veyahut ne zaman noktaları kullanacağınız konusunda biraz kafanız karışabilir. Onu da kısaca anlatalım. Bakın mesela ben student'i değil, student'ın person'ını ekrana yazdırdım. Burada bugünkü derste son olarak şunu da belirtelim. Çünkü bir sonraki ders yine struct'lar olacak ama biraz daha detaylı olacak. Çünkü buna bir şeyler implement edeceğiz. Ondan sonra lifetimes dediğimiz konu bir miktar o işin içine girebilir.
Gerçi ben lifetime'ı uzunca bir süre anlatmayı düşünmüyorum şimdilik. Sadece stringleri kullanarak yapacağım. Str kullanınca işler biraz farklı boyuta evriliyor. Şimdilik sadece struct olarak gideceğiz ama struct'larda bile implement ettiğimiz zaman implementasyonlarda hani metotlarda bazı şeyler değişiyor. Şimdi burada aslında biz mesela default değerini person struct'ına implement ettiğimiz zaman person struct'ı aynı obje tabanlı programlama dillerinde hani bir obje bir başka objenin üyesidir ya onun aldığı bütün özellikleri bir mirasçı da alır. Yani mesela human diye bir nesneniz olsun. Bir de işte o human nesnesinde bir şeyiniz olsun. Ne olsun mesela? Öğrenci olsun mesela aynı buradaki gibi. Öğrenci human nesnesine ait bütün özellikleri alır. Bütün özellikleri. Burada biraz farklı çalışıyor. Tam olarak öyle çalışmasa da. Burada mesela ben direkt person'u oluşturduğum zaman demiyorum mesela default'a implement etmek zorunda değilim. Ama default'a implement ettiğim zaman ki mesela bu default'tur, debug'dır bunlar aslında generic types kullanırlar. Yani hangi değişken türünü bunlara implement ederseniz %90 ihtimalle çalışır. Hatta %99 ihtimalle çalışır. Çünkü bütün veri yapılarına uyumlu bir hale getirilmiş standart kütüphanede. Burada mesela default'u person'a implement ettiğimiz zaman default'a ait metotları biz person için kullanabilir vaziyete düşüyoruz. Aslında arka planda şöyle bir şey var. Trait default var. Trait default diye bir trait'imiz var. Ve işte mesela impl t, t burada herhangi bir veri yapısını ifade ediyor. Default tam olarak default t gibi bir yapısı var. Tam emin değilim. Şöyle bir şey olduğunu düşünün. Ve bunun bir tane pn default diye bir tane metodu var. Şimdi biz default'u yazımı tam doğru değil. Onu belirteyim bakın. Yazımı tam doğru olmayabilir. Çünkü tam hatırlamıyorum. Evet. Yazımı şimdi sinirimi bozdu. Gidip tekrar bakmam lazım. For t. Şöyle olması lazım aslında. Evet. Ya da daha özel bir şekilde. Her neyse. Dediğim gibi işte default böyle bir trait'tir. Ve biz mesela person'u ona implement ettiğimiz zaman person burada t olarak ifade ediyor. İşte default metodunu çağırdığımız zaman bakın default'un hiçbir tane argüman almadığına dikkat edin ve kime bağlı? Default trait'ine bağlı. Bunu çağırdığımız zaman yani person'ı default'a implement ettiğimiz zaman bizim burada şurada çağırdığımız default aslında default trait'inin bu default fonksiyonudur, metodudur. Haliyle implement ettiğimizde bunu çağırabiliyoruz. Ama dikkat edin bunun içerisinde bir self yok. Self olmadığı zaman siz mesela işte bir trait'in ya da bir struct'ın impl'sinde ya da metodunda böyle bir fonksiyon görürseniz bunu mesela student nokta diye bir metot çağırabilmeniz için student struct'ında impl'sindeki metotta self parametresinin olması lazım. Bunu haftaya anlatacağız. Ama burada mesela parametre olmadığı için biz bu default'u kimle çağıracağız? Mesela bizim elimizde bir default değeri yok. Mesela şöyle düşün. Person değerimiz yok ortada. Sizin bu person'a ait bir metodu çağırabilmeniz için sizin öncelikle bir person değişken türünüzün olması lazım buradaki gibi. Ama bizim elimizde daha yok, daha oluşturmadık. Ama zaten bu da self'i almıyor. Self almadığı için biz bunu şu şekilde çağırabiliriz. Çağırdığımız zaman içerisinde tabi bazen parametre alabilir ama self parametresini almaz. Bu önemli mesela. Self parametresini almadığı için biz bunu işte bu metodu şu iki nokta ile çağırabiliriz. Ama içerisinde self olsaydı bunu işte student nokta işte default diye çağırabilirdik gibi. Neyse dediğim gibi çok şimdilik kafa karıştırmayacağız ama bunu aklınızda tutun. Mesela
implement ettiğimiz zaman bir default trait'ini buraya implement ettiğimiz zaman nasıl çalışır? Arka planda azıcık da olsa ne olup bitiyor anlamanız açısından söylüyorum. Yani ben mesela bu default'u nereden bildim? Neden bu default'u çağırdım? Çünkü ben person'a default trait'ini implement ettim ve default trait'inin bir tane default denilen küçük harfle başlayan default denilen bir tane metodu var ve ben onu çağırdım. Nereden çağırdım? Mesela ben şunu deseydim, default default deseydim biraz saçma olurdu değil mi? Neden? Çünkü default hangi değeri üretecekti? Bir person'ı üretmeyebilir. Çünkü default person'ın üst katmanıdır. Default herhangi bir değer de üretebilir. Varsayılan bir string de üretebilir. Varsayılan bir integer de üretebilir. Bu yüzden aslında tam yolu bu mudur? Evet, tam yolu budur. Ama bakın. No method named default from struct nerede? Ha, bu yanlışmış. Bakalım, vallahi hata vermemiş aslında, çalışmış ya. Heh, tamam. Tamam. Çalışmamış tam olarak ama bakın burada mesela benim söylediğim şeyi söylüyor aslında. Diyor ki consider giving person a type. Çünkü default'un default metodu neye göre bağlı olarak çalışıyor? Bir tane generic types istiyor. Yani diyor ki bana bir tür ve ben nasıl bir değişken türü türeteceğim? Ama biz ona bir tür vermedik. Mesela person yaptığım zaman bunu person yaptığım zaman dolayısıyla person default metodu bu defa person veri yapısını oluşturacak. Şuradan belli oluyor bu da. Oluşturdu. Ha, ya da dediğim gibi şöyle yaparsınız. Default default yaparsınız. Bu defa buraya da bunun veri türünü yazmanız gerekir. Bu defa. İki nokta üst üste. Default metodu neyi türetecek? Default'u türetecek demiş oldum bu defa. Haliyle default herhangi bir dırdır etmedi ve çalıştı. Evet, şimdilik bu kadar. Bir sonraki hafta biraz daha detaylı bir şekilde en azından işte struct'larda implementasyon nasıl yapıyor, metotlar nasıl türetiliyor ona giriş yapmış olacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle şimdilik bu kadar. Hayırlı akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın.